Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümlerse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümlerse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, beni bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, bir yaz yağmur sevda. Bir yaz yağmur sevda. Benim oğlum var ya, babası gibi çok yakışıklı olacak. Benim oğlum asıl annesi gibi güzel ruhlu olacak. Ay. Onur, bir dur, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Onur, beni bırakma, tamam mı? Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Sen de beni bırakma, oldu mu? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Nereye? Ay ne? Aa. Aa. ...407 yeşil kapılı oda. Evet aşkım. Ya Onur, niye taşıyorsun beni? Ben yürüyebilirim ki. Tamam Lale, geldik. Gel. Onur. Yani. Gitme. Gitme lütfen. Sarhoşsun. Dün gece ne oldu ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Odaya girdik. Yatağa yattım. Ben daha ileri gitmiş olabilir miyiz? Of lan, of! Günaydın. Günaydın. Bence de çok güzeldi. Şey, benim karnım çok acıktı da kahvaltı edelim mi? Gidelim. O zaman ben üzerimi değiştireyim. Nasıl? Ayağın biraz daha iyi mi bugün ha? Eksik olma yavrum. E tabii böyle ilgi alaka olunca kemik çabuk kaynıyor. Oysa ben yalnız olsaydım tek başıma. Ay yok, o nasıl söz öyle canım, olur mu Öşe? Sen yalnız değilsin. Bugüne bugün biz varız. Değil mi ablacığım? Tabii canım. Eksik olma yavrum. Baba ben kalkıyorum. Benden isteğin var mı? Yok babacığım. Hiçbir şey istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ay annesinin güzeli. Hadi ondan hadi.
Enişte rahat mısın sen? Başka yastık getireyim mi? Ay yok baldız be. Eksik olmayın. Sağ olun. İyiyim böyle. Kurtuluş. Peki böyle akşama bir şeyler ister misin? Böyle yiyecek içecek. Yok benim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama bir kelle paça fena olmazdı yani. Ay yaparım tabii. Yapmaz mıyım be? Ha, yaparım tabii. O zaman tavuk suyuna da pilav. Onu da ben yaparım. Eksik olma baldız. Sağ ol. Yavrum bir de diyorum şuradan karpuz reçeneğiyle kaymak mı versen? Hani ilik yapıyor biliyor musun? Yavrum be. Bir de şu çay için şeker alayım şuradan. He. Ay onu da ben getireyim. Sultanım ben getireyim. Nasılsınız veliahtım? İyi misiniz ha? Ay çeşnici başınız nerede? Ya zehir olur da içinde geberemezseniz? Estağfurullah Nil. Şeker yeterliydi. Çay için. Bakın karıştırabiliyorsunuz da şükürler olsun elinize kolunuza hiçbir şeyler olmamış. Yoksa sizi böyle bıcı bıcı yapardık. Ondan sonra da nen nen. Nen nen? Yok canım ayıp olur utanırım artık ben. Sende utanma mı kaldı be? Ay Allah'ım yarabbim. Anne ben şey diye şey etmiştim ama. Tabii. Sen zaten böyle şeyde adam bizim kafamıza şey ediyor. O zaman ben şey yapayım. Baldız sen şunu bir al da bari. O zaman ben yavaş yavaş işe gideyim. Zaten yavaş yavaş giderim ayak kırık ya. Kurtuluş ya yatsaydın ha? Bir de karpuz keserdik sana da. Yok az önce ben onun zaten reçelini yediydim. Ha annen laf sokmaya şey yaptım onu anladım ben. Yavrum sen oradan benim şeyi ver bari de koltuk değneklerini ben yavaş yavaş şey yapayım. Hadi sefere sefere. Müsaadenizle anne. 40 yıl yatan herife yatsaydın diyorsun. Sendeki akılda. Koca manyağı. Anne. Ben doydum. Toko. Yeter be. Ben gidiyorum Emir'e yoksa kafaları oynatacağım. Öf. Vidanjör müsün sen? Nedir bu sabah sabah ya? Bütün masayı yedin resmen. Midem bulandı. Filiz, gerginim şu anda. Psikolojim bozuk benim. Psikolojim hiç normal değil benim. Yıllar sonra fark ettim ki benim bir psikolojim varmış. Bunlar eğer barışırlarsa gerçekten yaşayamam. Şu anda meraktan gebere yazmak üzereyim. Beni de anla lütfen. Geri zekalı gibi hazırladığımız içkiyi sen içmeseydin ya. Onun şu anda baygın oluyordu. Biz de huzurlu huzurlu kötü kötü oturuyor olurduk burada. Ne yapalım? Talih tevekkülden ibaretmiş. Bir kere daha böyle bir içki mevzu yaptıydık. O içki de dönüp dolaşıp yine benim boğazıma girdiydi. Ne zaman böyle bir şey olsa dönüp dolaşıp bana giriyor boğazıma. Nasıl yani? Şimdi... Tanışma mevzusunu bir anlat bakayım baştan. Allah Allah. Senin gözlerinde şu anda bir plan görüyorum. Yemin ediyorum şeytanı görüyorum şu anda gözlerinde. Hemen anlatıyorum karıcık. Şimdi şöyle. Bey mesaj atmış. Fotoğraf bekliyor. Gönderelim. Evet. Ay hava ne güzelmiş gibi. Çok mu sevdin sen burayı? Evet çok sevdim. Huzurlu mu geldi? Çok. Ben de çok üzüldüm. Biraz daha mı kalsak burada? Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Kalalım. Kalalım.
çıldırıyorum meraktan. Ay ne yaptılar acaba? Ay vallahi alın benden de o kadar. Çıldıracağım meraktan ama ne yapalım? Emir'le oyalanacağız artık. Ay. Ay. Ödüm koptu. Arıyor. Açıyorum. Açın bakalım. Alo Pınar Bey, Yıldız ben. Evet. Ne diyorsunuz? Ne diyor? Ne diyor? Hani yanak yanağlardı diyorsunuz yani. Ay. Allah Allah. Ben buraya alayım o zaman. Hayır, samimilerdi diyorsunuz ya. Sakın bizi kandırıyor olmasınlar diye. Ay, ay gerçekten barıştılar demek ki. Böyle bilmiş. Ay vallahi size ne kadar teşekkür etsek azdır Pınar Bey. Evet, Songül Hanım da şu anda yanımda size selamlarını söylüyor. Ay, duyamıyorum ama, duyamıyorum. Evet, duyamıyor, şey yapıyor ama selam söylüyor efendim. Ah. Teşekkür ediyoruz, tamam. Özletmeyiz biz inşallah Songül Hanım'a çekin. Evet, saygılar sunuyorum ay, efendim, ne, saygılar. Ne diyor, ne diyor? Ne diyor? Ay, olmuş ayol, barışmış. Barışmışlar. Kalk Demir. Gel bakayım. Tarat tarat tan tararara tan tan tararara tan tarat tarat tan. Yuttuk. Tararara. Şerife onu al, Şerife bunu getir. Az kalsın kaçırıyordum dedikoduyu kız. Neyse sonundan da olsa yakaladım. Yok yok yok. Yok yok yok. Aynı mı? Aynı mı? Aynı mı? Aynı mı? Aynı mı? Aynı mı? Seher'cim neden uyumuyorlar sence? Bak ne güzel temiz havaya da çıktık mis gibi böyle. Ha niye uyumuyorlar yani anlamıyorum ki ben. Şade, Şadecim, Şadecim şunu alabilir misin? Dedesi. Al dedin. Ay çok yakıştı. Ay çok yakıştı. Ha, pardon, pardon canım. Ay, ay. Oğluşum. Alo, anam, garip anam, çilekeş anam, orada mısın? Oğlum nasılsınız? Nasıl geçti operasyon? Durum nedir? Anlat. Vallahi deldi de geçti anacık. Operasyon bize geçti diyebiliriz. Barıştılar bunlar. Mıç mıç, yapış yapış bir ilişki. Ne diyorsun sen? Nasıl barıştılar? Nasıl barıştılar? Çabuk anlat. Of anam sorma can ciğer kuzu sarması oldular. Gerçekten ilişkiden tiksindirecek derecede yeniden sarmaş ve de dolaş oldular bunlar. Açıldıracağım. Açıldıracağım. Oğluşum, yavruşum siz bir şeyler yapmadınız mı? Hiçbir şey yapmadınız mı siz? Yapmaz mıyız anam? Kendimden tiksindim resmen. Gerçekten küçük bir Erol Taş oldum burada ama sonuç vermedi ne yazık ki. Açıldıracağım. Açıldıracağım. Peki Filiz? Filiz bir şeyler yapamadı mı? Filiz bir şeyler düşünemedi mi? Ne oldu? Hipnozun etkisi falan mı geçti yoksa ne oldu? Filiz şimdi gözlerini devire devire bir şeyler düşünüyor tabii. Aklında bir şey var, seziyorum. Fakat ne düşünüyorsun diyorum, nihaha diyor, başka bir şey demiyor. Güzel. Güzel tamam. Demek ki bir şeyler düşünüyor oğluşum. Nihaha. Gayet güzel bir belirti. Tamam, tamam. Sakin, sakin. Evet, düşünüyor. İnanır mısın? Beyni çıktı kızın. Kızın yıllar sonra beyni varmış meğersem. Çeyizinde mi saklamış bu? Dantellerin yanına mı koymuş? Şu anda çıkardı. Ve beynini çıkardıktan sonra görme. Allah'ım böyle bir afet devran yok. Gerçekten beni benden alıyor. Aşkımdan deli divane olasım var. Olmuyorum, tutuyorum kendimi. Bravo. Bravo Erol'cum. Aşık mı oldun? Bravo. Yavrum biz neyin peşindeyiz? Sen neyin peşindesin? Ne aşkı yavrum? Ne aşkı? Ne meşki? Çocuğum siz zaten evlisiniz. Doğru, evliyiz biz. Aşk ters düşer. Bana bak. Onur ve Lale'ye odaklan. İkiniz de Onur ve Lale'ye odaklanın ve onları ayırmadan buraya asla geri dönmeyin. Oğlum eğer onları ayıramadan buraya geri dönerseniz bizim halimiz haram. Ah anam etme kız. Yüreğimi pare pare etme. Dağlama beni. Ağlatma. Erkekler ağlamaz. Kapat. Kapat zevzek. Kapat zevzek. Hadi Filiz. Hadi Filiz. Hadi çocuğum. Tek umudumuz sensin yani. Ay, böyle bir şey söylediğime inanamıyorum yani. Ayol. Bakın bakalım kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Merhaba de bakalım ninin. Günaydın, günaydın paşam. Babaanne de. Merhaba bir tanem. Songül Hanımcığım siz bana verin evini rahat rahat kahvenizi için. Ama... Lütfen, lütfen soğutmayın. Oldu peki. Canım benim, bir tanem benim, aşkım benim. Aşkım. Aman aman aman.
Ay, otur canım. Paşaların paşası. Ne güzel sizi böyle anlaşırken görmek, böyle uyumlu. Çocuklarımızın mutluluğu bizi bir araya getirdi anneciğim ve ne hoş ki her konuda aynı fikirdeyiz. Evet, evet. Maşallah. Aman maşallah, maşallah. Aman aman ağzımızın tadı bozulmasın. Değil mi paşam? Değil mi paşam? Paşaların paşası. İşte ben diyorum ki hazır diyorum çocuklar yokken şu bakıcı kadın meselesinde bir konuşsak. Ben de. Ben de ne tesadüf ki aynı şeyi konuşacak. Ha, iyi o zaman harika kalpler beraber. Evet. Ben birini buldum. Öyle mi? Buldum. Ben de araştırdım bir aday buldum. Üç lisan biliyor. Benimki üç kuşaktır çocuk bakıyor. Üç lisan, üç insan değil mi anneciğim? Bir lisan bir insan, iki lisan bir nisan. Benimki sadece bakıcı değil, tomo nimet. Tomografinin kısaltılmışı. Ya o öyle ki böyle bir bakıyor, aa. İki buçuk ay sonra bu diyor kızılcık geçirecek diyor. Bu diyor su çiçeği çıkarmak üzere diyor. O derece yani. Benimki de tenis, piyano ve yüzme eğitmenliği var. Benimkinde de sulu yemek, susuz yemek, kuru yemek, mantı, ordöv tabağı, tatlılar, tuzlular şeyi var. Benimki birazdan burada olur. Geliyor efendim. Benimki de gelmek üzere. Ekmeğine sür onu. Aşkım bu arada incir reçel çok güzel. Tadına bak. Denedim ondan. Yani tadı güzel mi? Güzel. Ama senin yaptıklarına benzemiş mi? Asla. Vallahi kaymaklar, reçeller ne kadar da... Vallahi barıştık, çok mutluyuz diyorsunuz. Ne yalan söyleyelim. Ya biz de öyleyiz değil mi Erol? Vallahi ne yalan söyleyelim. Ya şehir bizi biraz yormuş sanırım. Buraya gelince anladık. Aman! Bu da yeni çıktı, yeni moda. Herkes de aynı bahane. Neymiş? Gündelik hayatın stresi beni yordu. Sanki hiç kavga, gürültü, kırma dökme olmamış gibi. Affedersin. Yani klişenin tezenizi diyebiliriz Lalecik. Niye öyle söylüyorsun Erol? Sonuçta işten güçten birbirimize fırsat bulamadık ki. Burada tabii vakit geçiriyoruz beraber. Biz birbirimize bir süre imal etmişiz, hepsi bu. Vay be, aşka bak. Onca kötü şey, olumsuzluk, kavga, demiş. Ay onların hepsi bir gecede unutuluyor. Neden? Çünkü aşk var. Aşkım. Bir tanem. Allah Allah. Görüyor musun sen? Allah Allah. Şu anda şu kahvaltı sofrasının ortasında bir düğün pastası olsa 10 numara olurdu. Tam bir saadet tablosunun göbeğindeyiz bebeğim. O yüzden biz birkaç gün daha burada kalmaya karar verdik. Sen bir su mu içsen? İç bak. Şey, duymuşsundur. Bir gün daha kalmak istiyorlarmış. Ne kadar. Lale. Tuvalete gidiyoruz. Umarım geç kalmamışımdır. İstanbul trafiği malum. Evden 2 saat erken çıktım. Geç kalmaktan hiç hoşlanmam. Geç kalacağım, erken çıkmayı tercih ederim. Yo, hiç geç kalmadınız Sitare Hanım. Bizim için de dakiklik çok çok önemli. Sizi tebrik ediyorum. Değil mi Songül Hanımcığım? O zaman iş konuşalım. Buyurun. Detaylı rezümemi burada bulabilirsiniz. Firuze ne? Rezüme Songül Hanımcığım. Sitare Hanım'ın özgeçmişi. Nerelerde çalışmış, nerelerden eğitim almış vesaire vesaire. Özgeçmiş daha kolaymış. Nefis. Dosyada günlük planımı da görebilirsiniz. Sabah güne à la France uyanıyoruz, petit déjeuner ve spor sırasında Fransızca konuşuyoruz. Günün ikinci yarısını da İngilizceye ayırıyoruz. Lunch ve piyano sırasında only English. Only, ay harika.
Çok hale misiniz? Bu bizim evin için mi bu programlar? Ayol bizimki bir tek agu agu dilinden anlıyor o kadar. Çocuklar tohum gibidir hanımefendi. Nasıl bakarsanız öyle büyürler. Biz de küçük yaşta onlara öyle bakalım ki çocuk... Emir. Emir dört dörtlük bir şekilde büyüsün. Benim eğitim sistemimde en az 2 diploma ve 30 olmadan CEO'luk garanti. Muhteşem, şahane. Ah, Emir ağlıyor. Bir sorayım bakayım CEO olmak istiyor mu acaba? O kadar sallamayın. Beynin sulan. Alışır alışır efendim, alışacak değil mi Emrah? Emir, şu ben alayım da onu. Alayım. Belli belli canım çocuk CEO olmak falan istemiyor yani. Biz alıştıralım da öyle bir şey edelim olur mu? Acaba Sitare Hanım'cığım? Sitare Hanım, biz size teşekkür edelim. Kararımızı bilahare, yani daha sonra size bildiririz. Efendim, eğitim beşikte başlar. Eğer ipleri gevşek tutarsanız bir daha asla toplayamazsınız. Buyurun. Lale, şey diyeceğim ben sana ya. Sizin dün gece Onur'la aranızda bir şey oldu mu? Yani böyle ben özel bir şeyi çok deşiyormuş gibi oluyorum ama ben neden şey yapıyorum? Terapist dedi ya, ilişkide dedi yavaş yavaş gidin dedi. Çok hızlı gitmeyin. Hızlı hızlı şey yapmadınız inşallah. Yok Filiz, merak etme. Yani terapistin dediği gibi ilişkiye baştan başlıyoruz. Hani yaşadıklarımızı tekrar yaşıyoruz. Ama sindire sindire. Yani flört ediyoruz diyelim. Söyleyeyim değil mi? Sonuçta sen benim kankimsin yani. Sen benim kardeşimsin. Yani sana bunu söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim yani? Teşekkür ederim. Ben de seninle ilgili aynı şeyleri düşünüyorum ama artık ağzındaki baklayı bir çıkar ya. Onur var ya, bu alkol işini taktik haline getirmiş. Nasıl yani? Şimdi siz tanıştığınız gece var ya, garsona para vermiş. Niye para veriyor ki? Lalecim neden olacak? Senin gardını düşürmek için adam bulmuş yöntemi. Yok. Yok canım. Çok mu sıcak burası? Bilmem. İyi gibi ama. Bir yandım ama. Ya ben bir tane daha alayım mı ya? Kalkıyorduk. Tamam. Bir tane. Tamam. Filiz yapmaz Onur öyle bir şey. Asla böyle bir şey yapmaz. Yapmaz dediğimiz her şeyi yapmadı mı bu adam? Neyi yapmaz Lale yani? Hayır, ben kötülüğünüzü istemiyorum tabii ki. Ben sizin iyiyim. Ama sen benim kardeşimsin. Hani bir taraf tutulacaksa ben senin tarafındayım her zaman. Biliyorum, bu zamana kadar da bana çok destek oldun. Bunu da biliyorum. Onur, şirketi kaybetmemek için tekrar bunu yapıyor olabilir sonuçta. Seninle şirket için evlendiğini hepimiz öğrendik. Öğrendik. Ya seni üzmek, yarını deşmek için söylemiyorum ama ben seni uyarmayayım da kimi uyarayım Lale? Ya söylemese miydim bilmiyorum ama yani. Hayır Filiz, zaten sen benim en yakın arkadaşımsın. Evet ve bence tekrar aynı şeyi yapıyor olabilir şirketi tekrar geri kazanmak için. Öyle mi diyorsun? Şimdi şöyle, bu hatırlarsan Penis olayından sonra babaannem şirketin yani yetkilerini, yönetimini falan filan Erol'a vermişti. Evet verdi. Hırs yapmış olabilir Onur. Bağlantılar. Bir bağlayalım olayları birbirine. Lütfen artık Lale'cim. Bağlayalım mı? Evet. Please. Nimet Hanım. Yani kuşaklar boyunca çocuk büyütmüş. Yani çocuk büyütmenin kitabını yazmış biri. Değil mi Nimet Hanım? Efendim? Nimet Hanım diyorum.
Kuşak, kuşak. Oo çok vıcır vıcır çocuk büyüttün sen. Evet, evet. Oho, bir ara aynı anda 3 çocuğa bakıyordum. Deniz'de kum, Nimet Hanım'da çocuk. 3 çocuk aynı anda zor olmuyor muydu efendim? Aydın'da değil efendim, İstanbul'da bakıyordum. 3 çocuk, 3 çocuk diyorum, zor olmuyor muydu diyorum ben. Ay, duymuyor yol bu beni. Ne kadar çocuğu nasıl duyacak, çıldıracağım. Çıldırmayın efendim, çıldırmayın. Hallederiz evelallah. Duyuyor. Ay, işine geldin, duyuyor, işine gel. Hem peş peşe çocuk doğurmak iyidir. Hepsi bir seferde çıkıverir aradan. Sırayla birbirlerinin yediklerini yerler, giydiklerini giyerler. Anneleriniz biz nasıl büyüttü sanıyorsunuz? Tabii canım, benim gibi işte 3 çocuk arkadaş arkadaş büyüdüler yani. Efendim, benim abimle aramda gayet gerektiği kadar bir yaş farkı vardı. Biz rahat ve sağlıklı büyüdük. Herkes sınırını biliyordu efendim. Ay şimdi sesi çok güzeldir. Ay Nimet Hanım böyle radyo şey gibi, sanatçısı gibidir. Eskinin radyo sanatçıları gibi. Sesi fevkalade güzeldir. Masallar okur, ninniler okur. Değil mi Nimet Hanım? Bilirim, bilirim. Sesim çok güzeldir. Hayırdır söylemesi? Dendini dan. Aman efendim, aman yok. Siz bizim bebişimize söyleyiniz efendim. Gelenini. Evet. Bakalım Emir sizin sesinizi beğenecek mi? Değil mi efendim? Buyurun. Yazık çocuk. Ama olmuyor işte böyle alınca tabii ani ani hareketler, o yüzden ağlıyor. Nimet Hanım, biz biraz düşünelim. Ondan sonra size haber veririz. Ne? Biz diyorum. Biraz düşünelim, sonra size haber veririz. Peki, peki olur. Size iyi günler, hoşça kalın. İyi günler, teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Buyurun, buyurun. Ay. Niye yemiyorsun, bana bir söyle, tatil kötü mü geçiyor kuzen? Yok, ha? Gerçekten yok. Artık benim gelişme çağlarım değil, onu hissediyorum. Onur, gelebilir misin? Bir şey konuşmam gerekiyor. Aşkım, yumurtan geldi. Önemli değil, yumurta bekler. Gel benimle. Aşkım, ne oluyor? Onur, sana bir şey soracağım. Lütfen evet ya da hayır de bana, tamam mı? Aşkım, ne oldu, bir söyler misin? Onur, lütfen. Allah Allah. Tamam, peki sor. Tanıştığımız gece meyve kokteylimin içine içki koyması için garsona para verdin mi? Efendim? Onur, garsona para verdin mi, vermedin mi? Ben niye para verecekmişim garsona? Lütfen. Oyalama beni. Direkt söyle işte. Yani beni sarhoş etmek için garsona para verdin mi diyorum. Hayır Lale, vermedim. Ben böyle bir şey yapar mıyım ya? Tamam, teşekkürler. Nereden çıktı şimdi bu? Ya ilk gecemizi düşündüm. Bir de dün geceyi. Yani ikisinin de sonu aynı bitti. İkisinde de ben meyve kokteyli içmek istedim. Alkol vardı içinde. O yüzden aklıma geldi, sorayım dedim. Lale, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Benim böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünürsün de bana bu soruyu sorarsın? Şey, Onur, ben zaten ihtimal vermedim. Sadece aklıma gelmişken sormak istedim sana. Şaka gibi ya. Lale, bu ne saçma bir şey ya? Hem ihtimal vermedim diyorsun, hem beni sorguya çekiyorsun. Demek ki düşündün. Onur, niye bu kadar kızıyorsun ki? Sonuçta biz ne karar verdik? Birbirimizden hiçbir şey saklamayacağız. Aklımıza bir şey gelirse birbirimize soracağız demedik mi? Ya sadece sordum, bu kadar. Ya iyi, böyle şeyler aklına nereden geliyor ya? Her şey tam güzel oldu. Artık biz daha mutluyuz. Güllük gülistanlık, birbirimizi tekrar bulduk derken bu saçma soru nereden geliyor senin aklına? Sen neden bu kadar büyük tepkiler veriyorsun Onur? Biz zaten boşanmak üzereydik. Yani her şeyin bir anda güllük gülistanlık olmasını nasıl bekleyebilirsin? Ne dedik birbirimize? Birbirimizi tanıyacağız. Ben de seni tanımak için aklıma geldiği için böyle bir soru sordum. Uzatmayalım. Ben mi uzatıyorum Lale? Sen ne dediğinin farkında mısın ya?
Benim sana bilerek hamile kalıp beni evlenmeye zorladın demem gibi bir şey bu. Ben öyle bir şey yapmadım. Biliyorum yapmadığını, o yüzden de sana bu soruyu sormadım. Aklına gelmiş işte. Of Lale ya. Ya benim seninle evlenmek için kurnazlık yaptığımı düşünmüşsün. Düşünmedim. Düşünmüş olsam sana bu soruyu sorardım. Sen de tepkini gösterirdin bana ama düşünmedim. Bak Onur, ben sana tanıştığımız ilk günden beri dürüst oldum. Hiç yalan söylemedim. Sen tanıştığımız günden beri bana yalan söyledin. Yine başladık ya. Bitirmiş miydik? Bitirmemiştik Lale. Bitirmemiştik. Hiçbir zaman da bitirmeyeceğiz. En güzel olduğumuz anda sen gelip bana bu soruyu soracaksın ve her şeyi mahvedeceksin. O yüzden ne halin varsa gör. Sen ne halin varsa gör. 4, 3, 2, 1 şimdi. Ahan da geliyor kurbağa prens. Kuzi ne yaptın, tabakları emiyor. Allah Allah. Yemin ediyorum bunlar kavga etmiş. Allah'ım ya Rabbim, esah olmuş kavga. Kızım nereden bilebildin? Helal olsun zilli. Bu da bizim meslek sırrımız. Ne oldu Erol Bey? Bu da mı gol değil? Gol. Yemin ediyorum gol. Vallahi gol. Rövaşatay'dan 90'a gol. Hem penaltı hem gol. Helal olsun sana. Entrikanın tezenesi. Islabı da bilirsiniz İbili Gonzalez. Yemin ediyorum böyle fingir fingir oynayasım var da toplum baskısı mani. En azından sinsice ellerimi ovuşturayım. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. İnternet köftecisi. Gel. Acıların köftecisi. Gel. Kurtuluş abi, gerçeği bilmesen var ya, ben bile inanacağım ayağının kırık olduğuna ya. Nasıl bir modelsin sen ya? Çaktırma lan yengen dikizde, yengen dikizde. Abi yazdım seni. Bu sene Oscar adayım sensin. Ayıp ediyorsun abisi. Sen de en iyi yardımcı erkeği istiyorsan benim şurada ilaçlar var, onları ver bakayım. İlaç, vereyim abi. Su ister misin? Yok yok, sen ilacı ver yeter. Ay. Ayak. Leblebi mi? Yuh. Dur lan, çaktırma lan çaktırma. Yuvarla iki tane ağzıma, yuvarla. Ya nasıl bir tezgaha düştük biz ya. Ay, ay yazık, kıyamam ya. Hem çalışıyor hem ilaçlarını içiyor, baksana ya. Ay, acaba sen biraz fazla mı üzerine gittin enişteme borç konusunda ya? Gittim değil mi sanki? Ay ne bileyim ben be. Şuna bak ya, kürek mahkumu yaptık adamı resmen. Gittin tabii. Sosyal medyada gördük burayı. Çok hoş, bir selfie çekilebilir miyiz? Hay hay. Gel bakalım. Gel hadi çekelim. Gel 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 gel. Yuh artık yuh. Tamam. Buyurun böyle ya. Alayım ben sizi. Sana hayırlı işler. Eyvallah abi. Yalnız bir şey diyeceğim. Zabıta arkada buraya bakıyor. Ha? Zabıta diyorum, arkada buraya bakıyor. Ha. Nergiz mi? Yok be abi, ben kapattım o defteri. Bitti geçti gitti yani. Hangi defteri kapıyorsun oğlum? Birini kapatsan öbürü açılıyor. Senin aşkın 32 ciltlik ansiklopedi gibi. Yok be abi, vallahi bak düşündüm ben yani. Düşündüm, taşındım abi. Bunca zamandır kapısını çalıyorum. Değil kapıyı açmak bir kere kim o demedi ya. Seven insan bunu yapar mı? Demek ki gönlü yok bende abi. Zorla güzellik olmaz. Bak ekmeğimizdeyiz işte. Allah Allah. Oğlum sen sabah ciğer yiyip falan mı geldin? Ne bu cesaret? Vallahi bundan sonra böyle Kurtuluş abi. Beğenmeyen küçük kızın almasın yani, anladın? Diyorsun. Diyorum. Bir selfie çekinebilir miyiz Samet Bey? İnternette paylaşacağım. Hay hay, gözlüklü gözlüksüz nasıl olsun? Fark etmez. O zaman ben size bir değişiklik yapayım. Şöyle takalım. Gel bir de böyle çekelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kız bak bir bak bir. Hani bir fotoğrafa böyle tek mi yapıyorsunuz, tük mü yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz yani üstüne böyle adınızı yazıyorsunuz. Bak onu yapmayı unutma yalnız ha. Hadi bakayım tamam, hadi. Bak, bak, bak sen ya. Lan eskiden böyle soğanlı mı olsun, soğansız mı olsun diyen adama bak sen. Ne köfteymiş arkadaş, bayağı kabak çiçeği gibi açıldın sen. İyice suyunu çıkardı, şuna baksana ya. Ne oldu, kıskandın mı ablacığım? Ne kıskanacağım ya, ama... Kıskandım. Ay vallahi Songül Hanımcığım, sizin bulduğunuz bakıcı neydi öyle Allah aşkına? Ne kadar tuhaftı öyle yani. Adeta saldım çayıra, neydi Mevlam kayıra
zihniyeti ve anlayışı için değil yani. Sizinki nasıldı? Allah aşkına sabah İngilizce, öğlenden sonra Fransızca, gece Japonca. Aa, bırakın Allah aşkına. Sonra bir türlü şey yapamadı. Çünkü bir türlü çocukla bir bağ kuramadı. Çocuk ağladı yani. Songül Hanımcığım, yani Sitare Hanım'la biraz negatif koşullarda tanışmış olabilirsiniz. Öyle bir atmosferde tanışmış olabilirsiniz. Ancak Sitare Hanım disiplinli olduğu kadar aynı zamanda şefkatli bir bebesta. Aa, tabii çok, o kadar şefkatliydi ki çocuğun adını bir türlü söyleyemedi. Çocuk 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 diyor, Emir diyemedi. Nimet Hanım'da da ayrıca öyle küçümsemeyin, yılların birikimi vardı. O gün onun yetiştirdiği çocuklar da çok önemli yerlere gelmişti. Ay, içlerinde CEO vardır mutlaka da görgüsüz olmadığı için dosyaya yazmamıştır. Hayır efendim, yani bir de duyabilseydi keşke. Yani çocuk bakacak değil mi? Burada radyo istasyonu işletmeyeceğiz efendim. O da mikrofonu kusur karşısında kalsın şarkı efendim. Söylemeyecek bir işitsek. Allah. Ama yani çocuk duymadıktan sonra. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş evet, geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hanımefendi, kimdi anneci? Hanımefendi, benim bakıcı adayım. Ha, öyle mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, sağ olun, sağ olun. Buyurun, oturun, buyurun. Tecrübesiz gibi. Efendim, kısaca kendimi tanıtmak isterim. 30 yıldır çocuk bakıyorum. Çok erken başlamışsınız. Öyle oldu, sağ olun. Maalesef çocuğum olmadığı için bütün baktığım çocukları kendi çocuğum gibi gördüm. Gözümden sakındım yani, o kadar diyeyim. Yetiştiler, hepsi kocaman insan oldular. Hep de ararlar, sorarlar sağ olsunlar. Bazılarının çocukları bile oldu. Yıldız Hanım tanımadı galiba beni. Tanımadı, tanımadı. Katiyen tanımadı. Ay, inanmıyorum. Mahmura, Mahmura Hanım. Ah, inanamıyorum şu an sizi gördüğüme. Çok uzun zaman oldu, çok. Ay, demek Onur'un ilk bakıcısı sizdiniz. Ay, dünya ne küçük. Tüylerim diken diken şu an. 6-7 aylıktı geldi kucağıma. Yürümüyordu bile. Yürümüyordu bile. Ama sonra ben ayrılmak zorunda kaldım maalesef. Neden? O dönem İzmir'e taşınmak zorunda kaldık. Maalesef çok çok da üzülmüştüm, hatırlarsınız. Ha, biz ne kadar üzülmüştük. Siz ya gittiğinizde mahvolduk. Onur öyle tatlı, öyle sakin bir bebekti ki. Ay, film gibi. Bayağı ya, buluştunuz. Ya, yıllar sonra yeniden karşılaştık işte. Nasıl güzel hem de. Gel bakayım, ha? Gel. İşte bizim Emir'imiz, Onur'umuzun tatlı Emir'i. Bak nasıl gülüyor. Ay, görüyor musun? Neşesi yerine geldi. Onurcuğum büyümüş de çocuğu bile olmuş. Ya, zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Nasıl hem de. Maşallah sen ona. Bana sorduğu soruya mı yanayım? Hakkımda düşündüklerine mi yanayım? Bir de hesap soruyor bana ya. Ben sana hesap vermek zorunda mıyım? Ha? Şuna bak ya. Ben hiç kimseyi mutsuz etmeye çalışmıyorum, tamam mı? Hiç kimseyi mutsuz etmiyorum. Aksine ben mutlu olmaya çalışıyorum. Ama benden başka hiç kimse çabalamayınca ben nasıl mutlu olabilirim? Sen beni o kadar zamandır tanımamışsın. Ben kendimi kanıtlamak zorunda mıyım ya? Ben kendimi kanıtlamak zorunda da değilim. Peşinde koşmak zorunda da değilim. Bu ne ya? Giderim kafamı başka bir yerde dinlerim. Gelme ya. Gelme. Zaten çabalamıyorsun, gelme. Ben de çabalamayacağım artık. Bitti bu iş, tamam. Gel bir de böyle çekilelim. Hah. Aa, ne oluyor? Gel bakalım tatlım. Gel. Çek bakalım. Şşt, bana bak lan. Nergis fena bakıyor, yakacaksın tezkere ya. Ne tezkeresi be abi? Benim şafak zaten karanlık. Bitti o iş, rahat ol sen. Hey, ne diyeyim yani? Ablacığım, bu Samet böyle iyiden iyi artist oldu ha. Baksana.
Ne bakacağım ya? Koskoca megastar Tarkan'da böyle tripler yok. Ay, ay öyle deme ablacığım ya. Ekmek parası işte. Yazık yani çocuğa. Ha, yazık. Bana bak, bunlar böyle sosyal medyadan falan mı duyup geliyorlar ha? Sosyal medyadan duyup geliyorlar tabii. Nereden gelecekler? Bak yalan bunların hepsi. Yalan dolan. Aa, vallahi yalan mı dolan mı ben o kadarını bilmem ama yani. Bak, bak şuradaki kızlar var ya. Heh, onlar bayağı bir gerçek. Sana da eğlence çıktı değil mi? Çıktı evet. Sen de anlamıyordun ki ablacığım. Kurtulursun ben. Aa, kız. Şşt, komutan bakıyor yapmayın lan. Ya, fotoğraf. Nergis. Ana. Ana enişteni öptüler lan. Tut tut tut. Ay abla dur canım bayram değil, seyran değil. Niye öpsünler eniştemi? Dur Allah'ın seni şu etlerini didik didik ederim ha. Allah Allah. Evli baklı adam öpülür müymüş canım? Şşşt. Gümza alçı ya. Hay Allah ya. Ey madem. Sosyal medya bunlar hep bak. Sanal bunlar. Bu ne kız? Sanal bunlar vallahi beni ilgilendirmez ha. Aa, köfteci dükkanımı aşk gibisi mi canım orası? Aa, ayıptır ayıp. Ya Samet'im sen şu köftelere bak da benim eller dolu. Abi köfteleri bırak da yandı gülüm keten elva. Keten elva? Ne yapsın abla? Baksana ekmeğin peşindeler değil mi? Bana ne? Beni ekmek mekmek ilgilendirmez tamam mı? Aa, hey! Kızlar siz hadi bir ufak ufak şey yapın bakayım. İlaçları gönder Samet ilaçları. İlaçlar. Hemen gönderiyorum. Aç ağzını abi. Anacık yemin ediyorum gol. Bu sefer gol. Tarihe geçsin istiyorum. Ayrıldılar kesin bilgi. Ne? Ne? Ayrıldılar mı? Ay aman Allah'ım neler duyuyorum. Ay neler. Oğluşum bak ağzım bal yesin öncelikle. Ve şimdi ikinci sorumu soruyorum. Kesin mi yavrum? Kızım kesin bilgi, şiddetli geçimsizlik, kavga kıyamet, türlü rezalet sonucu bir hışımla bastı gitti Saruhanoğlu Onur Bey. Ondan kelli, atladı arabaya, shut the window, close the door, bastı gaz, going to school mu artık? Nereye gittiyse çektirdi gitti. Gitsin, 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 gitsin. Gitsin, mümkünse artık Lale'den başka bir gezegene gitsin o Onur. Gidişi olsun da dönüşü olmasın gibi bir yüz ifadesiyle gitti. Gözümden kaçmadı. Ya, ay Allah'ım neler duyuyorum şu anda. Kızım mümkün olsa yemin ediyorum roketle kendini fezaya fırlattıracak bu çocuk. O kadar bir tiksinmişlik, o kadar bir şiddetli geçimsizlik, o kadar bir tükenmişlik sendromu. Nefret bu. Nefret bu. Ben bu nefretin kokusunu 100 kilometre öteden alırım Erol. Ah nefret anam nefret. Genç adam yıllar önce sevdiği gece saçlı kadını şu an görmek dahi istemiyor. Hay Allah'ım yarabbim bugünleri de görecektik demek ki Erol'um. Filiz Keştayn'ım sayesinde. Sultanım benim o. İşte benim gelinim. İşte benim gelinim yavrum. Ay Erol biz bu hipnoz işini nasıl daha önce düşünemedik? Fakat ne hipnozmuş arkadaş. Yemin ediyorum şeytana çırak yetiştirmişiz. Biz kötülüğün alfabesini yazacakken kız doktora tezini verdi. Oğluşum o da anacığının ustalığı artık yani. Lütfen, lütfen hiç kimse kusura bakmasın. Yani mütevazi olamayacağım ben bu konuda yani. Allah'ım kariyerimizin zırvasındayız şu an anacık. Neyse benim ciddi görevlerim var. Şu anda bir enkaz haline gelmiş Lale'yi İstanbul'a yetiştireceğim. Getirin yavrum. Getirin, getirin, getirin onu buraya. Kız ne diyeceğim? Sen birkaç tane çifte telli figürü ekle, koreografimiz gelişsin. Gelince kırdıra kırdıra oynayalım. Tamam oğluşum, o iş bende. Hadi bakalım, çok keyifliyim, kapatıyorum artık. Hadi bakalım, radyasyon çok şey yapmasın. Hayırdır Betül? Hangi dağda kurt doğdu? Ay yok be Şadi'cim. Sabah jimnastiği yapıyorum da yani malum torunlar yani beni o kadar çok yoruyorlar ki biraz form tutmam gerektiğini düşünüyorum. Doğru doğru beni de yoruyorlar. Değil mi? Beni de yoruyorlar. Yaşlandık herhalde biz artık. Yani beni haşat ettiler 2 günde. Ay Şadi ne diyorum ya sen? Acaba biz böyle senin eski günlerdeki gibi sabahları aerobik mi yapsak? Aerobik mi? Aerobik dediğin şey en son 1993 yılında yapıldı Betül'cüğüm. Artık bunun pilatesi var, rumbası var, zumbası var. Bunların hepsi çıktı. Bunları sana ben mi öğreteceğim Betül? Aman, aman sen de aman. Ay, ay şu göbeğe bak. Ay şu göbeğinin haline bak sen. 1960 model. Ama çektim de içine giriyor. Hı-hı. Tekrar karşılaştığımıza çok mutlu oldum ben. Biz de öyle Mahmure Hanımcığım. Biz de öyle. O kadar sevindik. Sağ olun. Vallahi sağ o kadar olun. Gönlümüze göre oldunuz ki. Ay görüşmek üzere Mahmure.
Ne mutlu bana, ne mutlu. Ben Mahmur Hanım'ı geçireyim kapıya kadar. Sonra biraz da dolaşırız Emirciğim'le. Ay ne güzel, spor yapacaksınız. Telefonum çalıyor. Hoşçakalın. Seher, anlat hemen. Betül nasıl çatır çatır çatladı, anlat. Nasıl? Nasıl kavga ettiler? Kim kavga etmiş? Anladım ben zaten Lale ile Onur'un kavga ettiğini de. Kim demiş, kim? Vallahi az önce Erol Bey Betül Hanım'ı aradı. Herhalde önlerinde kavga etmişler. Kavga mı etmişler? Büyük müymüş kavga? Büyük müymüş kavga? Yani Onur Bey olay yerini terk etmiş, bir daha da geri dönmemiş. Gitmiş mi? Nereye gitmiş? Gitmiş mi? Lale ne yapacak ya? Niye taksi taksi söylüyor? Ya Onur Bey'in nerede olduğunu bilmiyorlarmış. Lale Hanım da odasından hiç çıkmıyormuş. Tamam sen. Ne dedi? Sen yeni bir haber olursa beni ararsın. Ne oldu yine? Ne oldu? Çok büyük kavga. Ay çok büyük kavga. Bunlar ne ara böyle şey oldular da? Ne nasıl? Ay nazar. Ay ben sinirlerim. Vallahi. Olmuş. Yaylanma Allah aşkına söyle. Ay bunlar nasıl bu hale geldiler de birbirlerine böyle şey yaptılar? Bunlar nasıl? Bunu mu söyledin söyleye söyleye? Nazar herhalde, ne bileyim, anlamadım. Erol yapmış olabilir. Evet Erol bir şey yaptı Erol. Niye yapsın? Betül'ün oğlu, her şey beklenir ondan. Doğru ama yani Filiz'in de kocası. Filiz pırlanta gibi kız, yaptırmaz. Doğru, harikasınız. Aha. Filiz orada yaptırmaz. Filiz oradası bob. Yani asla böyle bir şey izin vermez Filiz. Kesinlikle. Nasıl yani, nasıl yani? Sen şimdi Onur'u evliliğe zorlamak için mi hamile kalmışsın? Böyle mi dedi yani? Ya ona benzer bir şey söyledi ama ya ben abarttım galiba. Ya o kendine baksın bir kere ya. Allah Allah, seni böyle mutlu gününde bile üzebiliyor yani. Ben Onur'a sert çıktım biraz Filiz. Altında mı kalacaktın yani? Pabuç gibi dili var, onca laf. Ay sinir oldum, hem suçlu hem güçlü yani. Ayrıca bir şey sorabilir miyim? Sizin yani bu durumda olmanızın sebebi kim? Onur. Onur değil mi? Onur, Onur tabii. Hatırlatmak isterim. Senin bu tatil sandığın şey aslında terapistin verdiği bir ödev. Tırnak içinde söylüyorum. Boşanma davası. Uf. Filiz, ben bu olup biteni bir sakin kafayla düşünmek istiyorum. Düşün tabii kankicim. Düşün, düşün. Ne yapıyorsun şimdi? Sakinleşiyorsun. Sakin ol Onur. Sakin. Şu temiz havayı bir içine çek. Sakin ol. Bak hiç sesi soluğu çıkıyor mu bak. Çıkmaz tabii. Çıkar mı? Niye? Çünkü Lale Hanım burnundan kıl aldırmaz. Çünkü Lale Hanım her zaman haklıdır. Her zaman. Her zaman. Arama zaten ya. En iyisi uzak kalmak senden. Bastım geldim buraya. En iyisini yaptım. Arama. Zaten arasan ne olacak? Açacak mıyım? Arasan da açmıyorum. İstersen bir ara. Ara da gör. Hatta kesin çözüm. Hadi bakalım, ara arayabiliyorsan. Hatta şimdi ara. Ara orada, telefon orada. Arayacağım, aramayacağım. Arayacağım, aramayacağım. Arayacağım, aramayacağım. Arayacağım, aramayacağım. Arayacağım, aramayacağım. Arayacağım. Arayacağım. Nasıl olur ya? Ne güzel, her şey çok güzel gidiyordu. Niye böyle oldu şimdi? Hani biz her şeyi birbirimize söyleyecektik zaten. Bunda bir problem yoktu ki. Benim dilime eşek arası soksaydı, ben onları söylemeseydim ama. Ne
olur ya? Akşam oluyor ya. Neredesin? Telefonu kapatmış. Kim bilir nasıl kızdı bana. Ama ben senden özür dileyecektim. Telefonun açık olsaydı ben senden özür dileyecektim şimdi. Yani 6 ay sonra her şey çok farklı olacak. Evet, öyle olacak. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Etsene. Yani her şeye rağmen içimde atan minik bir kalp var. Sanki bir şey eksikmiş ve o olduğu için şu anda her şey tamammış gibi hissediyorum. Hani kim bilir doğduktan sonra kucağıma aldığımda neler hissedeceğim. O yüzden ne olursa olsun çok mutluyum. Lale. Daha da mutlu olacaksın. Biz zaten boşanmak üzereydik. Yani her şeyin bir anda güllük gülistanlık olmasını nasıl bekleyebilirsin? Ne dedik birbirimize? Birbirimizi tanıyacağız. Ben de seni tanımak için aklıma geldiği için böyle bir soru sordum. Uzatmayalım. Ben mi uzatıyorum Lale? Sen ne dediğinin farkında mısın ya? Benim sana bilerek hamile kalıp beni evlenmeye zorladın demem gibi bir şey bu. Ben öyle bir şey yapmadım. Biliyorum yapmadın. O yüzden de sana bu soruyu sormadım. Aklına gelmiş işte. Of Lale ya. Ya benim seninle evlenmek için kurnazlık yaptığımı düşünmüşsün. Saçma. Gerçekten çok saçma. Ne yapıyoruz biz ya? Niye ayrı ayrı yerlerdeyiz? Ah Lalem, ağlama ama beni de ağlatacaksın. Nasıl ağlamayayım ya? Dün gece her şey çok güzeldi. Her şey hallolmuşken bir anda oldu diyorsun yani. Evet, her şey rüya gibiydi. Kızım, madem rüya gibiydi, bir cimcikliyeydin ya. Bir cimcik ataydın, hep görüyoruz romantik komedilerde. İnsanlar mutluyken cimcik atıyorlar, gerçek mi rüya mı diye. Al sizinki rüyaymış işte. Erol'cum lütfen ama. Allah Allah. Lale'cim, belki de diyorum, ya Onur'la böyle biraz ayrı mı kalsanız size daha mı iyi gelir? Ya biz aslında böyle karşılıklı oturup insan gibi konuştuğumuzda bir sorunumuz kalmıyor ki, biz hallediyoruz. Da işte karşında insan varsa. Zaten biz seni yalnız bırakmayacağız. Seni yalnız falan bırakmıyoruz biz. Bizimle geliyorsun yani sen. Ya, tamam, hadi ne olur çıkalım gidelim artık buradan. Ben duramayacağım daha fazla. Ben arabayı hazırlıyorum. Terk edelim havayı. Yeter. Yeter, yeter, yeter. Aşkım geliyorum, tamam merak etme. Geliyorum yanına. Merak etmişsindir şimdi beni. Geliyorum.
bağırdı, çağırdı gitti. Nasıl çekip gitti ya? Ya bilmiyorum. Yani çok kızdırdı beni. Tamam, ben de onu kızdırdım. Çekip gitti işte. Arıyorum, telefonunu açmıyor. Hani bu kadar da merak edilmez ki yani bir insan. Ettirilmez ya. Abla ne yapacaksın? Burada mı kalacaksın peki? Gidemedim eve, İsmet babaanne var diye. Nasıl açıklayacağım? Onu nerede diyecek? Kavga ettik mi diyeceğim? Diyemezdim. Geldim ben de, biraz sakinliğim de eve geçeceğim. Ay, o kadar güzeldi ki her şey bir de. Her şey çok yolundaydı. Ama bu sefer başka. Ben hissediyorum. Çünkü telefonu kapatmaz. Kapatmazdı hiç Onur. Kesin boşanacağız biz. Bir daha da görmeyeceğiz birbirimizi, ben hissediyorum. Ay yok ablacığım ya, bak saçmalama, olur mu öyle şey? Çözersiniz, yine bir yolunu bulursunuz. Bulamayız, hiç böyle bir şey yapmazdı diyorum işte sana. Hissediyorum ya, bu sefer başka, bitti diyorum. Ne oldu da bu hale geldiler, ben hiç anlamadım ki. Kim bilir? Kimse bilmiyor Fikret. Kimseden haber yok. Onur da açmıyor telefonlarını. Ay ben dayanamayacağım Songül Hanım, arayacağım. Belki bir haber almışlardır. Songül Hanım. Efendim Yıldız Hanım, buyurun. Rica ediyorum, bana bir haber verin ne olursunuz. Ben çatlayacağım burada, meraktan kalbim şişti. Vallahi ben de bilmiyorum, bunlar kavga etmişler. Filiz'le Erol getirdi eve Lale'yi. Onur da galiba sinirlenmiş, çekmiş gitmiş. Onur sizi aradı mı? Yok, aramadı. Sizi? Yok, Lale aramış da birkaç kere Lale'nin telefonlarına çıkmamış. Onur onları aramış mı? Yok, aramamış Fikret. Lale'nin de telefonlarını açmıyormuş. Songül Hanım, ne olursunuz, eğer bir haber alırsanız bizi arayın, olur mu? Tabii, tabii. Tabii ararım, merak etmeyin. Teşekkür ediyorum. Fikret, nerede bu çocuk Fikret? Ben bir kere daha deneyeceğim. Nerede bu çocuk Fikret? Telefon kapatmak ne demek yani artık? Şey, Yıldız anneyle mi konuştun? Oraya mı gitmiş? Çünkü İsmet babaanne evde ya. Oraya gidemez. Şimdi benim gibi düşünür. O ne açıklayacak ona? Yok, orada değilmiş. Oraya da gitmemiş. Orada değil mi? Ah Onur ya. Ya hem telefonla ulaşılamıyor hem bal gerçekten kavga ettik de telefon kapatılır mı? Evet, o biraz şey yani. Dur bir bakalım, belki de sinirlendi, seni kırmak falan istemiyor. Yok, ben çok kızacağım ama vallahi affetmeyeceğim yani. Evet Yıldız Hanım. Onur. Ben Onur Saran'la görecektim, eşiyim. Kızım. Yok ablacığım, kızım. İyi, iyi değil mi anneciğim, iyi değil mi? Gayet iyi anne. Annem gayet iyi. Yok yok, kaza geçirmesi mümkün değil çünkü biz biraz önce havadaydık. Yani biz ablacığım kavga etmiş ya. O kadar gelmez. Lale! Lale! Ya ben su getirdim. Yok yok, kızlar. Hayır, Lale. Hayır, yok. Tamam. Annem sesini duydum. Nergis! Kızlar, hayır, Lale. Hayır, hayır. Sakin ol. Sakin. Hayır, hayır, hayır. Yok, yok, hayır. Yokmuş yavrum, iyiymiş. Hayır, hayır. Tamam, tamam. Yok, yok. Yıldız anne. Yıldız anne. Onur'u birazdan ameliyata alacaklar. Ne ameliyata? Ne oldu Onur'a? İç kanımı içim çıkmış, o yüzden birazdan ameliyat olacaklar. Tamam ablacığım, tamam. Sakin ol, bir şey yok. Hah. Onur geliyor. Onur. Onur. İşte. Onur. Aşk. Hanımefendi, acilen ameliyathaneye girmemiz gerekiyor. Tamam, ben işeyim. Maalesef sizi buraya kadar alabiliyorum. Onur, ne olursun affet beni. Tamam ablacığım, tamam, dur, sakin ol. Tamam, ben zaten elini bırakamam onun. Yani yalnız giremez, ben de onunla girerim içeri. Yok yok ablacığım, gel gel, hadi gel. Yok, bırakamam elini. Hadi bırak bir daha. Bırakamam. Gel. Gel. Gel, tamam.
Nur'un bana ihtiyacı var. Var ablacığım, var ama burada güçlü durmamız lazım. Tamam mı canım? Tamam şu benim. Hayır. Senin yüzünden ablam vardı. Hayır. Hayır, tamam. Yakınları? Biziz. Biziz. Onur Bey'in acil kana ihtiyacı var. Bir şey mi oldu Onur'a? Ameliyat normal seyrinde devam ediyor. Merak etmeyin. Onur Bey'in sadece kana ihtiyacı var. Hı. Kan grubu BRH negatif. Bu kan grubunda olan yakınınız var mı? Ben var, ben var. Bende var, bende var. Benim kanımda var o. Ben var. Buyurun, B negatif. Siz. Hadi ben veriyorum. Ben veriyorum. Tamam, tamam. Tamam. Benim kanımda var. Şey, hemşire hanım bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun. Şimdi bu kan verinin kanı böyle alanına böyle huyu suyu geçmez değil mi? Yok hayır. Hah, aman aman iyi bir eve bir kurtuluş yeter, fazlasına hiç gerek yok. Allah Allah. Hünüm ama bak gene ayaküstü harcadın beni ama. Ha. Ne var? Hani kurtuluşluk bulaşıcı mı değil mi onu soruyoruz canım. Sen merak etme yavrum. Ben bacanağıma kalbimin en temiz duygularını taşıyan damarından vereceğim yani. İnşallah kurtulacak bacanağım ben önüm, ha? İnşallah, inşallah canım benim inşallah. İnşallah. Eyvah. 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 Ne oldu yavrum? Bu bacanaklık dayanışmasına bir de kan kardeşlik eklenecek desene. Ay vallahi kurtuluş senin havandan babandan geçilmez ha. Bittik biz, vallahi bittik. Ya benim bacanağım bir ayaklansın bak. Sen o zaman gör kurtuluşu. Yemin ediyorum köfteden heykelini yapmazsam adam değil. Hı, ben bunu diyorum işte, ben bunu diyorum. Şey soracağım soramıyorum. Siz şu ünlü köftecisiniz değil mi? Estağfurullah. Yani bizim de öyle tabii kendimize göre bir ünümüz, şöhretimiz var. Sevenlerimiz sağ olsun. Şey bir selfie çekilebilir miyiz? Selfie? E olur tabii çekinelim ya. Niye çekinmeyelim? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayrıca şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben ünümü... ünüme borçluyum, eşim olur kendisi. Öyle eşim olur kendisi. Olur. Of anacık, bizim yüzümüzden mi böyle oldu şimdi? Zurna'nın zırt dediği yere mi geldik? Bir konum at, bir bilgi ver. Aynen o yerdeyiz oğluşum. Bana bak, sence de bu sefer biraz ileri mi gittik, ne diyorsun? Of bu böyle olmaz ki. Onur olmadan yaşayamam ki ben. Benim bütün hayatım onunla didişerek, yarışarak geçti. Ben böyle yaşayamam ki anacık. Tamam oğluşum, sakin ol. Kurtulacak, güven bana. Kurtulacak Onur. Çektin. Hacı karı koca arasında olur böyle şeyler. Çok kötü şeyler söyledim ben ona. Aklımda en son onlar kaldı onun. Bak yani yapma. Yapma. Neredeyse ameliyattan çıktı çıkacak seni böyle perişan halde görmesin. Perişan halde görmesin ki bir an önce iyileşsin ha. İyileşecek değil mi?
demek? İyileşecek tabii ablacığım. İyileşmesi olur mu? Ah! Onur iyi mi doktor bey? Lütfen sakin olun. Ameliyat çok başarılı geçti. Peki şimdi durum nasıl? Dediğim gibi ameliyat başarılıydı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Onur Bey şu anda uyuyor. Uyandığında daha çok bilgi alacağız. Ama hayati tehlikeyi atlattı diyebilirim. Oraya be! Ben dedim Kurtuluş abinin kanı dedim size ama. Kurtuluş abinin kanı. Gel bakayım buraya gel. İsmet Hanım. Ay, korkuttun mu? Ay çok özür dilerim. Ay yok. Ay öyle bir dalmışım böyle o şeye bakıyordum. Ay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın ne olur. Ay öyle bir içim geçmiş. Aha. Buyurun buyurun. Ay çocuklar bir saçma sapan filmler seyrediyordu. Aman dedim boş ver ben geleyim sizi yalnız bırakmayayım dedim. Ay ne kadar iyi ettiniz Ben de öyle dalmışım. Çocukları düşünüyordum acaba tatilleri nasıl geçiyor, iyiler mi? En son bir konuştuk. Tatili uzattık, biraz daha kalacağız dediler ama sonra bir daha ses çıkmadım. Ses çıkmadığına göre her şey yolunda demektir. Ay ben de duramadım, sizi yalnız bırakmak istemedim. İyi, çok iyi yaptınız. Kalırsınız değil mi bu akşam burada? Kalırım valla, niye kalmayayım? Siz de yalnızsınız. Ay ne kadar güzel. Bir ıhlamur içer miyiz? Hem de nasıl içerim valla. Sağ olun. Aşkım. Bak ben buradayım. Yanında. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben seni üzmeseydim sen sinirlenip gitmezdin. Keşke senin yerinde ben yatıyor olsaydım. Senin başına gelenler benim başıma gelseydi. Ne olur aç gözlerini Onur. Ne olur. Ablacığım ne olur yapma böyle. Bak doktor söylemedi mi eniştem iyileşecekmiş. İyileşecek değil mi? Ben onsuz yaşayamam. Yenge, yapma böyle ne olur. Onur abim belki duyuyordur seni. Biliyorsun, o senin ağlamana hiç kıyamaz. Üzülüyordur şimdi. İyileşecek merak etme tamam mı? Emin ol iyileşecek. Çünkü o seni çok seviyor. Duyuyordur belki değil mi? Tamam. Tamam ben üzülmüyorum. Ağlamıyorum. Hadi gel bir yüzünü yıkayalım ablacığım hadi. Hadi gel. Ah benim güzel abim. Ne olur uyan. Benim bu hayatta senden başka kimim var ki? Uyan be abim. Sen benim anam, babam, arkadaşım, sırdaşımsın. Uyan güzel abim. Koyma beni bu dünyada bir başıma ne olur. Bak babaya. Emirimin bir babası varmış. Daha oğluna doymamış. Gelecek babası yanına. Sarılacak oğlunun boynuna. Anlamış.
sevgilim. Bak ben buradayım. Elini tutuyorum. Bir daha elini hiç bırakmayacağım Onur. Bana istediğini söyle. İstediğin kadar kızdır beni. Hiç bırakmayacağım elini. Lütfen sen de benim yanımda ol. Affet beni. Elimi hiç bırakma. Aşkım, annem göndermiş Emir'in fotoğrafını. Gece sitine kalkmış oğlumuz. Hiçbir şeyden haberi yok. Biz de yakında buradan çıkacağız. Evimize gideceğiz. Oğlumuzu göreceğiz değil mi aşkım? Gözüne ne zaman açar Fikret? Ne zaman uyanır oğlum, ne zaman uyanır? En yakın zamanda uyanacak, merak etme. Çok güçlü bizim oğlumuz. Anne, baba. Canım. Hadi sen biraz dinlen bir tanem. Ben tutarım elini, hiç merak etme, hiç bırakmam. Ben biraz havalıyım o zaman. Hadi canım. Hemen gelirim. Tamam kızım. Benim kızım büyümüş de kahvaltılar mı hazırlıyormuş be? Oh, oh. Hadi ben çıkıyorum babacığım. Baba. Günaydın. Günaydın, nünülerin en nünüsü. Oh, günaydın aşkım. Hani kahvaltı falan etmiyor musunuz? Yok yavrum be. Ben şimdi bacanağı düşünüyorum da bir gideyim hastaneye uğrayayım diyorum. Doğru söylüyorsun. İyi tamam, haber ver ama tamam mı? Veririm ya. Tamam, hadi. Ay kurtuluş. Dur ya, benim aklımda bayağı lalede kaldı. Ben de geleyim senin ama önce kahvaltı edelim, tamam mı? İyi yavrum, tamam. Adancığım sen de bana yardım et. Yemin ediyorum ben bu kadını anlamıyorum ha. Bir lodos esiyor, bir poyraz esiyor ya. Yelkeni nereye çevireceğimi şaşırdım. Şişt, bana bak kız, aramızda ha. Aramızda. Hadi yürü. Bir şey mi oldu? Uyandı, gözlerini açtı. Fikret'im. Allah'a şükür Fikret'im.
Allah çocuğumuzu bizi bağışlat. Ben doktora haber vereyim. Onur. Yavrum. Ay neyi eksik yapıyoruz ben anlamıyorum ki hiçbir şey. Biz her şeyi kitabına uyduruyoruz işte. Hani niye çıkmıyor bu kız bu hipnozla, ne oluyor? Acaba hipnozla bu kızın içini mi sevdi acaba? İçi mi pis acaba bu kızın? Ha, yemin ediyorum kendi ellerimizle bir canavar yarattık. Fabrika ayarlarını bozduk kızın. Bıngıl bıngıl bir iyilik melaikesinden şu getirdiğimiz duruma bak Allah'ım. Hatırlarsan bak lütfen iyi hatırla, benim için hatırla. İlk zamanlarda bu kadar kötü bir kız değildi bu. Sonrası onu azıttı ve giderek de azıtıyor. Bak. Buraya yazıyorum ben. En fazla 2 gün sonra bu kız bizi kapının önüne koyacak. Gör bak. Canlı olarak mı? Erol ne diyorsun? Korkutma beni. Zaten çok korkuyorum. Ay, kızım sen de gördün rüyayı işte. Eşli olarak. Gördün. Ellerimizle bir psycho yarattık. Oy havar yarattık. Derdoha var yarattık. Psycho killer kes göze. Geliyor. Hayırlı sabahlar. Hayırlı? Hayırlı mı? Gerçekten hayırlı mı ya? İnanalım yani inşallah. Esra mı? Yayak mı Pampa? Size omlet yaptım. Hayır. Çok teşekkür ediyorum. Ben tokum. Ben de Tura diyorum. Ne diyorsunuz lan? Sabahtan beri 2 saat uğraştık bunu yapmak için herhalde. Bu bitecek. Çatalları göreyim. Feri. Bir dakika. Ay. Her şeyden önce seni hep orantısız sevdim. Anam. Yavrum. O zaman ben de seni aynı şekilde sevdim çocuğum. Unutma bunu. Hiç. Haydi. Günaydınlar. Ahan da kobay. Şadi. Günaydın canım. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Ye bakalım çeşnücü başı. Hanimiş benim gastronotum benim. Oh. O ne? Filiz bize omlet yapmış Şadi'cim. Şimdi Filiz'imin yaptığı omleti yememek olur mu yani? Depresyonda depresyonda. Ay gelinim benim. Ellerine sağlık. O kadar güzel olmuş ki gerçekten. Oh aslan gelinim benim. İyi ağzında köpürme yok şu anda. Ağzında köpürme yok. İğrenç olmuş bu. Bu ne böyle ya? Ya siz keriz misiniz? Niye yiyorsunuz bunu? Seher! Yaşayacaksın baboli. Hiç merak etme. Modern tıbbın bütün imkanlarını gerekirse sefer vereceğiz. Gerekirse ben organımı şey yaparım, gene de şey yaparım. Bacanak. Bak bundan sonra sadece bacanak değiliz, kan kardeşi de olduk yani. Benden öyle kolay kolay kurtulamazsın. E biliyorum kankanı çeker yani. Aa, o ne demek öyle kurtuluş kurtulamıyoruz falan? Allah Allah, niye korkutayım dünüm? Niye öyle diyorsun yani? Bacanağım o benim ya. Ben ona 10 numara 5 yıldız hizmet vereceğim yani. Buradan çıkana kadar yemin ediyorum böyle burada başında bekleyeceğim ben bacanağın. O kadar ya. Kankacığım bir şeye ihtiyacım var. Kim istemiyor? Otur. Ayak şey tabii. Lale, Yıldız Hanım. Ay pardon, çok özür dilerim. Uyandırdım sizi ama. Yok, ben uyumuyorum. Ya çok yorgun görünüyorsunuz ikiniz de. Onur'a biz bakarız. Siz gidin eve dinlenin, ha? Yok. Ben kalacağım burada. Ben de kalmak kanaatindeyim. Ama yani bütün gece burada beklemekten, üzüntüden helak oldunuz ya. Siz gidin hem Lale, Emine sütü de kalmamıştır ablacığım. Ablacığım, bu arada şey, böyle istiyorsan eve git kendine bir çek düzen ver de adam uyandığına pişman olmasın. Peki o zaman Lale'cim istersen bir gidelim kendimize çek düzen verelim gelelim. Değil mi? Daha sağlıklı olacağım. Tamam hemen geliriz. Evet. Zaten doktor ne dedi? Hastanızı fazla yormayalım dedi değil mi? Anne. Hadi buyurun siz de ufak ufak şey yapın. Tamam tam buralar tamam. Geleceğiz. Şey yapalım bir geleceğiz anne. Ha, tamam dışarı dışarı. Ama çok şey yapmayın, çok şey yapmayın. Doktor çünkü öyle dedi Yıldız Hanım hani. Merak etmeyin siz. Hemen geleceğiz, tamam? Siz merak etmeyin, biz de biz bakarız. Hadi. Bize emanet, bacanağım bize. Aman Nilüfer. Yok, siz merak etmeyin. Kurtuluş yerine ben bakarım. Tamam Kurtuluş abi, sen merak etme. Buralar bana emanet. Abi, beni habersiz bırakma, tamam mı? Onur abimi almadan da gelme buraya. Tamam abi, görüşürüz.
Dün ne güzel elimi tuttun kendiliğinden. Hem de ilk kez. Hayda, yine ne oldu ya? Yine mi küstük ya? Bir küs bir barış, bir küs bir barış. Bu ne ya? Yalama olduk iyice. Ama ben sana gösteririm. Kızlar, servis molası, hadi gelin. 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 Nasıl, güzeldi değil mi? Her zaman bekliyorum. Sizin olmanıza o kadar mutlu oldum, o kadar sevindim ki. Sizden daha uygun biri olamazdı. Estağfurullah, ne demek, ne demek, benim için zevk. Zaten kaç kişiye böyle bir şey nasip olur değil mi? Eğer İsmet Hanım tabirimi mazur görürlerse... ben kendi torunumu büyüteceğim diye sayıyorum. Ay, eksik olmayın, eksik olmayın. Ay, zaman nasıl da geçip gidiyor değil mi? Daha Onur bunun kadardı, küçük el kadar kucağımızdaydı. İşte yedi, yemedi, uyudu, uyandı filan derken... ne zaman böyle büyüdü de Dalyan gibi bu kadar dünya yakışıklısı bir adam oldu vallahi. Ben Onur'umun bebekliğine hiç doyamadım. Ama Emirciğimle babaanneliğimi doya doya yaşayacağım. Aynı Onurcuğumun bebekliği değil mi? Aynı kıvır kıvır böyle boncuk boncuk gözler. Kıvır kıvır böyle civciv sarısı saçlar. Canım benim yine böyle... hiç unutmuyorum, yeni yeni yürümeye başlamış. Bir topun peşine bu koşturmaya başladı. Neyse bıraktım. Derken birden yere kapaklanıverdi. Koştum. Baktım sağ dizinde böyle bir yara. Kanı gördüm, içim cız etti. Derken bu doğruluverdi. Başladı gülmeye. O gülüyor, ben ağlıyorum. O gülüyor, ben ağlıyorum. Yani velhasıl kelam ilk kazasıdır o, ilk yarası. Başka Allah kaza bela vermesin. Onurcuğuma da, Emirciğime de. Sana da Lale kızım, sana da. Amin. Amin, amin. Valla Onur o zaman da öyle lord gibiydi. Başka çocuk olsa kıyameti koparır. Hep böyle kuyruğu dik tutardı. Ya hadi be abisi, hadi çık şundan artık ya. Hadi uyan be bacanak, hadi be. Ya bak yemin ediyorum 3 dakikadır konuşmuyorum. Kendi rekorumu kırmak üzereyim ya. Konuşmayacağım diye dilim şişti ha. Uf, hadi be bacanak, uyan gözünü seveyim. Ben kimin başını şişireceğim bundan sonra? Benim saçmalıklarımı kim dinleyecek ya? Hadi be abisi, hadi be abisi, uyan artık be. Of. Kurtuluş. Bacanak! Yemin ediyorum uyandın ha bacanak! Bacanak dur, bağırma. Yemin ediyorum bak uyandın ya, heyecandan ne yapacağımı bilmiyorum ha. Kaza. Kaza, kaza. Çok kötü bir kaza geçirdim bacanak. Ama şimdi uyandın, gözlerini açtın ya. Allah'ıma şükürler olsun vallahi. Her şey boş. Nasıl? Serum boşalmış. Ben gideyim hemen hemşireye haber vereyim, geleyim o zaman bacanak. Hayat. Hayat. Çok kısa. Hayat çok kısa bacanak. Zaten şair ne demiş? Hayat kısa, kuşlar uçuyor demiş. Ölüm. Ölüm. Ölüm? Ölüm o kadar kolay. Ölüm ne biçim laf ediyorsun bacanak öyle ya? Allah korusun ya. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak bacanak, yok artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yok, bitti, tamam. Değmezmiş, değmezmiş. Ne değmezmiş bacanak? Değme... bacanak? Gitti. Şimdi ne dedi bu, ben anlamadım ki. Değmez dedi, gitti. Bacanak? Onur az önce uyandı kendisi. Öyle mi? Yemin ediyorum abisi. Of, pardon Yıldız Hanım, heyecandan şey oldu. Kendisi ayıldı, şuur açık, beni de teşhis etti. Çok sevindim Kurtuluş. Evet, madem siz geldiniz o zaman ben gideyim doktora haber vereyim. Benim çok durmama gerek kalmadı herhalde. Şöyle yapayım. Aman, aman. Aman dikkat. Benim de ayak kırık olduğundan şey, yalnız bir şey diyeceğim. Eğer hani bana ihtiyacınız olursa bir telefon edin. Yemin ediyorum anında ışınlanır gelirim yani. Teşekkür ediyorum. Çok mersi, sağ ol Kurtuluş. Rica ederim.
Dikkat. Anne. Annem, uyandın mı sen? Hay Allah, ben bir 5 dakikalığına gittim, sen uyanır uyanmaz Kurtuluş'u gördün ama yazık. Ay 5 dakika... Ama tövbe tövbe, yok canım, yani sonuçta uyanmışsın ya. Yeter ki uyan sen annem. Uyan da beni gör annem. Kurtuluş yok, gitti Kurtuluş, hadi annem. Senin baban çok güçlü, biliyor musun? Çok zor bir ameliyattan çıktı. Ama şimdi iyi. Daha da iyi olacak. Hatta dedi ki benim için Emir öp. Yakında eve gelecek. Seni kendi öpecek oğlum. İyileşecek baban. İyileşecek elbette. İyileşmez olur mu? Hatta eskisinden bile iyi olacak. Anne, ona bir şey olsa ben ne yapardım? Ağzından yelansın. Böyle şeylerden bahsetme, tamam mı bu evde? Hanımlar. Ne yapıyorsunuz burada? Ha? Hiç. Babaanne, Emir'le oynuyoruz. Onur nerede? Ya akşam geç gelmiş. Sabah da sağa sola bakındım, hiç ortalıkta yok. Nerede bu oğlan? Şirkette çok yoğun çalışıyor. Toplantısı var da o yüzden. Ama siz sormadan ben söyleyeyim. Kahvaltı yapmadı erken çıkacağı için. Ben hazırladım, yanına verdim, merak etmeyin yani. Aferin. İyi. Olmayacak, böyle olmayacak. Hayır. Öldürelim biz bunu anacık. Biz bunu elimizden geldiğince öldürelim. Yarısını öldürsek kâr. Ay yok artık Erol. Cani miyiz oğlum? Biz cani değiliz. Olmaz öyle bir şey. Cani değiliz de hatırlatırım. Bizler faniyiz anacık. Ve gerçekten ben bunun yerine bir süt anası bulurum. Benim canım kıymetli. Yavrum olmaz böyle bir şey. Lütfen kendine gelir misin artık? Yemin ediyorum, sese bakar mısın? Ses zalim oğlu, zalim sesi bu. Ne yapıyorsunuz burada? Vasıfsız elemanlar. Ha, hiç yok. Ne olsun kız, aman. Euro dolar paritesi, borsa yüz endeksi derken ömür geçiyor be. Aferin. Hadi yürüyün, şirkete gidiyoruz. Şirkete mi? Ne alaka? Motivasyonunuza turp sıkayım sizin ya. Siz şirketi ele geçirmek istemiyor muydunuz? Onur da artık pert olduğuna göre. Ay. Aman ne biçim konuşuyorsun, sanki çocuğun vıcığı çıkmış gibi. Kes. Zibidi Gonzales, kes. Şöyle bir gidelim, koltuklara yayılalım. Evrakta sahtecilik yapalım, naylon fatura doğrayalım. Şöyle koltuklara bir yerleşelim, hayali ihracat yapalım. Oğluşum, hadi gidelim. Hop. Sen dur ihtiyar, sen gelme. Orada ayağımıza mayağımıza dolanırsın güdük güdük. Güdük mü? Benim Selvi boylu anacığıma güdük mü? Nerede Türk aile yapısı? Nerede baba erkeli toplum? Yemin ediyorum kürek mahkum olduk anacık. Kes ağlamayı, yürü. Baş üstüne. Hadi oğluşum, su gibi git, su gibi gel. Hadi yavrum. Oğlum. Alo anne. Günaydın oğlum. Günaydın anne. Ne oldu? Sesin biraz böyle yorgun, kırık dökük geliyor oğlum. Yok anneciğim, şeyden dolayıdır. Yıldız hala uyuyor da onu uyandırmayayım diye böyle konuşuyorum. Hayırdır? Yıldız bu saatlere kadar kalmazdı. Ne oldu? Bir şey mi var? Şeyden anne, dün akşam biz bir film seyrettik. Bayağı uzun bir filmdi. Yani bırakamadık da, yani biraz geç yattık. Ha, Fikret, Onur yok. Gece geç gelmiş. Sabah kalktığımda da yoktu. Arıyorum, telefonu kapalı. Nerede acaba? Çok normal anneciğim. Yani şirketedir Onur. Toplantılarda telefonu kapalıdır. Ha biliyorsun Onur çok bu konuda disiplinlidir. Canım bilirim bilirim de. Ama benim bildiğim Onur seyahatten dönünce bir babaannesine merhaba der, hatır sorar. Neyse. Ben zaten çıkacaktım. Şirkete uğrar, bir görürüm onu. Aa, anne ne gerek var yani? Hiç yorma kendini şirkete kadar. Neyse, tamam anneciğim, görüşürüz. Görüşürüz. Aa, uyandı demek be! Abim benim! Ulan yavaş oğlum, ayağımı şey yapacağım Samet! Ay vallahi şükürler olsun ya, uyandı ha. Ne dedi peki, bir şey söyledin mi? Dedi ya, şey dedi. Ya Kurtuluş dedi, hani
Sen olmasan ben nasıl kurtulurdum? Yani hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim sana. Ayrıca var ya, al yuvarlarını ayrı, ak yuvarlarını ayrı teşekkür ederim diye böyle başladı. Ulan ne böyle hani gözleri dolmaya başladı, tamam mı? Ağlayacak gibi oldu ya. Oğlum dedim dur bacanak, yani ne yapıyorsun, hani benim adım Kurtuluş. Anladın mı? Kurtulmayacaktan ne olacak yani ya? Ondan sonra dedim bak eskiden bacanaktık, artık kan kardeşi de olduk diye öyle anlatıyordum yani. Yaşa be Kurtuluş abi, gel bir daha yapacağım. Lan oğlum, Samet ayağımı şey yapacaksın lan yavaş. Kurtuluş. Yavrum. Şimdi ameliyattan yeni çıkmış bir insan nasıl olur da ona kan verdiğini hatırlar, ben pek anlamadım. Bir açar mısın bunu lütfen? Sahi enişte nasıl anlıyor? Harbi nasıl oldu? He. Sıfır numara. Negatif. Şey yapınca hasta böyle oluyormuş. Hastalarda negatif olunca oluyormuş. Hani pozitif olsa olmayacak ama negatif olunca işte. Tam olarak ne oluyormuş Kurtuluş? Negatif olunca şey diyor yani hasta hatırlıyor diyor işte hani o sıfır numara kan bana bir negatif bir pozitif oluyor ya. Yani negatif olunca hatırlıyor diyor hepsini, çok enteresan vallahi. Bak sen Allah'ın işine ya, bak ya, iyi kurban oldum ya Rabbim. Yemin ediyorum ben de öyle dedim. İlk duyduğumda öyle dedim dünüm, hani yani Allah'ın işine bak sen dedim, hani nasıl oluyormuş, çok enteresan yani. İnanamadım harbiden. Ben dedim bak doktor yemin et harbiden öyle mi oluyor diye. Ya bak koca doktor kalktı, yemin ediyorum sana Hipokrat yemini verdi yani. Ekmek musaf çarpsın dedi öyle oluyor. Allah çarpsın harbiden öyle oluyor diye yemin aldım doktordan yani. O şekilde. Kurtuluş abi, Hipokrat yemini öyle mi oluyormuş ya, ben öyle hatırlamıyorum. Normalde hani böyle tıbbi terimler falan da vardı da içinde yani. Ben şimdi siz anlamazsınız diye böyle halk ağzında söyleyeyim dedim hani. Anlayın diye yaptım yani. Nasıl düşünceli adam? Çok. Kurtuluş. Yavrum. Böyle hani sen şimdi kan verdin ya canım. Senin böyle hala daha beynine falan kan gitmemiştir. Diyorum şöyle şekerli bir şeyler mi versem sana? Ha? Ben de orta şekerli bir Türk kahvesi alırım. Eyvallah ben de bir tane orta şekerli. Bana bak. Çıkıp hepsinin emri olma. Annem söylemişti zaten. Hayır yani başımıza gelen bu felaketi bile lehine çevirmeye çalışıyorsun sen ya. Kurtuluş abi gidelim, ikimiz de yakacaksın. Hipokrat'a şey yapıyorum ben. Hipokrat'a başlamış. Ayağım. Kurtuluş iyi misin? Yavrum iyiyim de ayak işte kırık olunca. Ne yapayım ben? O zaman gideyim. Hani yeni gelişmelerle gelirim tekrar, ne yapayım? Tamam dur. Dur. Tamam. İyi hadi bana bak. Onur'un hatırına seni affediyorum ben. Hadi yürü. Hadi. Samet oturttur hadi. Oturttur Samet be. Oturttur hadi. Gel abi gel, sollu gel. Gel. Sollu gel. Yanaş. Sol yap. Al sen daha onları. Aynen. Filizciğim, acaba diyorum, Osman diyorum, 40 dönüm bostanda diyorum. Bu kadar yan gelip yatmış mıdır diyorum. Osman kim be? Lafın gelişi, mecazen söylüyorum. Kinaye yapıyorum burada. Patronluk yan gelip yatma yeri değildir, onu diyorum. Kinaye yapma, çay yap bana. Canım çay istiyor benim. Başüstüne. Şuradan geçeyim. Kusura bakmayın, biraz kalktırdım. İstediğiniz dosyaları getirdik Filiz Hanım. Koy masaya. Hani burada benim istemediğim dosyalar da var. Alın bunları, benim istediğim hale getirin. Öğleden sonra hepsini masamda göreceğim. Ama öğleden sonraya yetiştirmemiz gereken başka dosyalar var Filiz Hanım. Öyle mi? Şey yapalım o zaman. Öğle yemeğinizi iptal edeyim ben sizin. Ama... Ama ne? Patrona ama yok. Ama varsa mama yok. Çeneniz değil, eliniz çalışsın. Haydi. Of. Filiz? Hoş geldiniz anneciğim. Sizi şöyle şirketin en güzel baş köşesine alayım. Sağ ol evladım da. Ne oldu? Şirkette bir hadise, bir olay, bir şey mi oldu? Çalışanların hepsinin suratı asık. Çok mutsuz görünüyorlar. Ya onların yokluğundan bunlar şimdi faydalanmaya çalışmış, yaymışlar falan. Ben de onları düzeltmeye çalışıyordum. Onur yok mu? Onur nerede?
Onur şeyde yastı. Onur hoş geldiniz babaannecik. Onur şeyde ya hassas bölgelerde hasar tespiti yapmak için hastala gitti. Has diye kastettiyor kendisinin, evet. Zaten ateş gibi çocuk. Az önce şurada oturuyordu, o renkli gözleriyle bir anda yok oldu. Vallahi cıva gibi oğlan. İyi, ben onu bulurum. Ya o kadar da aramayın, tavsiye etmem. Kızım, senin ne işin var burada böyle loğusa halinle? Senin ikizlerin yanında olman gerekmez mi şimdi? Bir sen eksiktin koca karı. Her şey iyi. Kocadamın dedim belki bir yardıma ihtiyacı vardır. Şirketi bir kolaçan edelim dedim. Şahidim öyle düşündü, evet. Allah Allah, Allah Allah. Şirket işleri sana mı kalk? Senin çok daha mühim işlerin var evde. İkizlerin var, minicik bebeklerin var. Var, olmaz mı? İkiz bebeği var, iki tane. Evet, evet, ben de o zaman şey yapayım. Ben kuzucuklarımın yanına gideyim. Tabii tabii, hemen hemen hemen. Hadi ben bir de Onur'a bakayım. Of, yemin ediyorum o aklından geçeni söyleyeceksin diye ödüm koptu Filizciğim. Yemin ediyorum kadınca izim yüreğine inerdi. Kalpten giderdi yemin ediyorum. Daha ne kadar yaşayacak ya zaten? Yaşamış yaşayacağı kadar hem ölsün kurtulmuş oluruz. Yemin ediyorum canisin. Su katılmamış bir canisin Filiz. İnanmam. Kim bilir başka kaç tane kadına böyle şeyler söyledi. Anlatın bakalım. Neyi anlatalım anneciğim? Neler çevirdiğinizi. Allah iyiliğini versin anne. Nereden aklıma geldi? Yani 40 yıl önce Şari'yle çember çevirirdik. Tamam, bir şey çevirdiğimiz yok anneciğim. Onun nerede? Şirkette. Öyle mi? Bütün odalara baktım. Sekreterine de sordum. Hiçbir yerde yok. Koskoca patron, iş adamı. İş adamı yani geziyordur anne. Toplantıdan toplantıya, oradan oraya adamın. Yani yoğun, yoğun. Onur yoğun çocuk tabii. Merak etme anneciğim, yani şirket büyük, odalar çok. Belki karşılaşmamışsınızdır değil mi? Tabii tabii. Bana bakın. Ben sizin annenizim. Bu numaraları yutmam ben. Anlaşıldı mı? Neler oluyor, neler bitiyor, ne çeviriyorsunuz anlatacaksınız. Hadi bakalım. Annem. Anlatacağız ama lütfen heyecanlanma anne, tamam mı? Yavrum ben size söyledim sapasağlamım aa, biliyorsunuz. Ama siz böyle yapmaya devam ederseniz gerçekten hastalanacağım. Hadi anlatın bakayım, hadi hadi. Tamam anneciğim, sakin ol. Bak otur, otur anlatacağım. Otur anneciğim, otur sen sakin ol. Tamam. Şimdi anneciğim olay şöyle. Of. Ne oldu? Ne oldu oğluşum? Ne oldu? Yemin ediyorum bizim bu evde artık can güvenliğimiz yok sultanım. Yemin ediyorum kendi ellerimizle bir canavar yarattık. Ay. Bir vampirella yarattık. Kan içiyor, kızılcık şerbeti içtim diyor zalımın kızı. Oğlum var ya ben de siz yokken epey bir düşündüm biliyor musun? Hani böyle internette falan da bayağı bir araştırdım. Yani bu takılıp kalınca ne oluyor acaba bu hipnoz şeysi diye? Ne oluyor? Buldum de, buldum de. Evreka de. Evreka. Buldum, buldum yavrum. Şimdi son raddede olduğumuz için bu radde için bazı şeyler öneriyorlar ama bana gerçekten çok tehlikeli, çok acayip tehlikeli geldi. Yani böyle çimdiklemek falan gibi biraz böyle sert şeyler yani. Hayır, sertler yok artık. Son noktadayız. Artık beline odunla vurmak dahil her şey mübah. Ay deme, öyle bir şey yapmayalım. Biz daha yumuşakları deneyelim. O zaman bana bak, hazır uyuyorken o orada. Gidip onu bu savunmasız bir anında yakalayalım mı? Evet, kız aferin. Şimdi bak ben şöyle düşünüyorum. Bunların hepsini deneyeceğiz sırayla, tamam mı? Eğer doğru bir noktaya bravo temas ettirirse o zaman uyanabilirmiş oluşum. Tabii ki uyanabilir. Neticede akupunktür diye bir şey var. Ben de sırf bu işlem için gidip gümüş çatal bıçak takımı aldım. Çok iyi yapmışsın. İyi ki almışsın yavrum. Feda olsun benim gelinime bütün gümüşlerim. Öf, keşke gelininiz feda olsa ama artık iş işten geçti. Oğlum tövbe de bakır. Pardon. Dürtüyorum. Sivrisinek ne olacak? Anlayana sivrisinek sas. Anlamadım. Böğrüne doğru şöyle. Karın ahiyesine. Doğru noktaya bak şimdi. İzle. Allah!
yapmış? Erol! Betü! Babacığım, tam zamanında geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Hiç, beni hırpalıyorlardı. Benim sütüm az geliyor da sen bebeklerle çok ilgilenmiyorsun dediler. Bazen benim de sütüm az gelebilir yani. Erol, sen karına böyle mi davranıyorsun yavru? Hayır, şu anda hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. İçeriden bakıldığında... Kes! Dışarıdan nasıl göründüğü beni ilgilendirmiyor Erol. Bundan sonra bu kızın kılına zarar gelmeyecek. Ona düzgün davranacaksınız. Kızım, bundan sonra herhangi bir şekilde sana kötü davrandıklarında derhal bana haber veriyorsun. Ben bunların biletini keserim. Çok sağ olun babacığım, iyi ki varsınız. Nasıl oldu Yıldız anne? İyi, uyu. Ya şey, uyusun, çok çabuk iyileşir zaten o zaman. Çiçek, sokmama izin vermediler de ben de Emir'in oyuncağını getirdim. Çok iyi düşünmüşsün. En azından kokusunu duyar. Çok iyi düşünmüşsün yavrum. En azından kokusunu duyar. Oyalayabildiler mi acaba? Vallahi Evre de bana sordu ne diyeceğimi bilemedim. Ay hiç sorma, hiç sorma vallahi. Nasıl oyalayacağız, nasıl tezken edeceğiz bilemiyorum. Onur, Onur nasıl? Babaanne. Anneciğim, sakin ol. Ne olur, gerçekten iyi olur. Hiç merak etme. Çok korktum. Ya durumu çok iyi. Sadece siz merak etmeyin, korkmayın diye size söylemedik. Yoksa çok iyi olur. Buyurun, ay geçin. Ben bir Fikret'i arıyorum. Anne bak. Allah korumuş. Allah onu bize bağışlamış. Yavrum. Yavrum. Nasılsın? Nasılsın yavrum? Vallahi sabahtan beri sormadığım kimse kalmadı. Hepsi kıvırıyorlar. Yok toplantıda, yok şirket dışında. Bu saate kadar oyaladılar beni. Merak etme babaanne, gerçekten iyiyim. Çok şükür. Zaten bir iki güne çıkartacaklarmış İsmet babaanne. İnşallah, inşallah. Seni böyle gördüm ya. Vallahi bu bana yeter. Sen artık iyice dinlen. Biz seni daha fazla yormayalım. Ben gideyim. Lale de burada. Gözüm arkada kalmaz. İyi ki geldin babaanne, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Görüşürüz babaanne. Yakında evimize döneceğiz. Oğlumuz da seni çok özledi. Sana bir şey oldu diye o kadar korktum ki. Ama her şey geride kaldı. Seni çok seviyorum aşkım.
su içer misin? Su getireyim mi sana? Ben hiç istemiyorum. Onur hiç su içmedi. İstemiyorum Leyla. Benimle bu kadar ilgilenmene gerek yok. Onur neden böyle söylüyorsun? Yani seninle ilgilenmek beni mutlu eder. Ya sana bir şey olsaydı? Merhaba. Merhaba oğlum. Merhaba oğlum. Nasılsın? Çok iyiyim baba. Köfteler Sevil, köfteler Sevil. Başımızın gözümüzün sadakası. Gel, gel. Eline sağlık abi. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Muhterem cemaat, arkadaşlar herkese yetecek kadar var. Sakin olalım, ittirmeyelim, kakışmayalım, tamam mı? Allah kabul etsin abi. Kimin hayrıydı bu? Ya bu benim bacanak böyle pis bir kaza geçirdi de onun hayrına şahitiz işte. Büyük geçmiş olsun abim. Bir yarım daha alırım o zaman ben. Lan sabahtan beri yarım yarım beş tane ekmek yedin lan. Bırak da başkalarının sevabını da alalım kardeşim. Hadi çık oradan ya, hadi gözünü seveyim. Kurtuluş abi, biz bedava köfte ekmek yerine dana mı adasaydık, daha mı hesaplı çıkardık ya? Tövbe tövbe. Oğlum sevabın çetelesi mi tutulur lan? Günahtır. Tabii sen sıranın sonunu görmedin galiba. Bir bak bakalım. Ha, köfteler yetmeyecek mi lan? Yetmeyecek. Al abi sana bakayım. Şş, bana bak lan sakallı. Sen sabahtan beri dönüyorsun, dönüyorsun başa geliyorsun. Dönüyorsun, dönüyorsun sıraya giriyorsun. E bırak da öbürkülerdeysin. Hadi abisi gözünü seveyim, hadi ya. Hadi. Oo, hepiniz aynı şeyi yapıyorsunuz ha. Hadi, hadi. Köfteler Sevil, köfteler Sevil. Ay anacığım. Lale hep iyiyim, merak etme anne diyordu ama ben... gözümle görmeden rahat edemedim. Sağ olsun Lale, bir an bile başından ayrılmadı. Hiç yalnız bırakmadı. O kadar iyi baktı ki ona. Öyledir ama. Sağ ol anne, iyiyim. Babaanneciğim sen nasılsın? Seni de üzüldüm, kusura bakma. Aa, ne demek oğlum? Seni böyle gördüm ya, o bana dünyalara bedel. Sen iyisin, baba bize yeter. Oğlum, biraz rahatsız mısın? Ne oluyor? Yastıkla ilgili mi? Ha, yok. İyiyim, iyiyim. Ben düzelteyim yastığını. Hallettim. Olsun ama yamuk düzelteyim. Hallederim ben Lale. Tamam. Ama kızım rahata da alışması burada değil mi? Yoksa eve dönmek istemez. Peki o zaman ben bir hemşirelere bakayım. Serumunu yenileceklerdi. Lale. Emir'i çok özledim. Buraya getirmişsin. Peki. Ben de yardım edeyim Laleciğim. Canım. Alalım gelelim. Lale. Anacığım ne oldu? Anne ne oldu sunma. Kazadan sonra ben onu ne kadar sevdiğimi hatırladım. O da bana ne kadar kızgın olduğunu. Yok canım, olur mu öyle şey? Öyle her şey benim suçum. Lale. Anne. Ben ona çok kötü şeyler söyledim. Aramız düzelmişti, her şey yolundaydı. Ben ona çok kötü şeyler söyledim. O da çekti gitti. Kaza benim yüzümden oldu. Sakın böyle bir şey deme. Saçmalama, ne ilgisi var? Olacağı varmış, olmuş. Lale, hayat bir türlü insanları sınar yavrum. Seni de böyle sınadı. Senin başına gelen de öyle bir şey. Sen bu adamı seviyor musun? Ha? Seviyor musun? O zaman bekle. En güzel yol gösterici hayattır zaten. Bir daha da böyle benim yüzümden oldu falan dediğini duymayayım. Valla geçir beni ağzımın ortasına terliği. Ha, tamam. Yürü şimdi gidelim de babayla oğlu kavuşturalım.
Çok özledim ben seni. Çok özledim. Biz de çok özledik değil mi babayı oğlum? Emir. Bak. Özledin mi babayı? Babam. Babam. Oo. Çocuğu da almışsınız hocanızı. Eve gidiyorsunuz galiba Onur Bey. İnşallah. Onur Bey, ciddi bir ameliyat geçirdiniz. Şu anda gayet iyisiniz. Sizi bir müddet daha burada misafir edeceğiz. Daha sonra eve göndereceğiz. Çok teşekkür. Eve döndüm diye hemen eski hayatınıza dönmek yok. Bir müddet çalışmayacaksınız. Evde dinleneceksiniz. Hem bakın etrafınızda bu kadar melek var. Onlar size yardımcı olur. Anlaştık mı? Geçmiş olsun. Koçum benim. Bak çıkacakmışız, gördün mü? Aşkım öyle hemen işe geri dönmek falan yok, tamam mı? Zaten ben sana çok iyi bakarım. Oğlum. Babam. Babam. Aslan oğlum. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümle ise. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Beni bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmur sevda. Bakmasan da ben bakıyorum o güzel gözlerine. Biliyorum kötü günler geçecek. Güneşini bizim için doğacak. Ve aşkımız sonsuza kadar sürecek. Çünkü ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev.
davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım.